İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Volodya Avedisyan, vatan savaş içinde ve çocuklar görevlerini yapmak için cepheye gitmeye hazır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın yeni Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu kurma çağrısı AGİT'e ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, güney yönünde çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Şuşi'deki Subhazançetos Kutsal Kurtarıcı Kilisesi ile Artsakh'ın diğer sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Artsakh Savaşı ile ilgili Kürt siyasetçinin yorumu. Batı Ermenistan'dan haberler. Vilnius Üniversitesi'nin Ratilio adlı halk topluluğu bir şarkıyla Artsakh'a barış diledi. Özgürlük savaşçısı Albay Volodya Avedisyan, silah arkadaşları olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Vanik Abrahamyan, Harutyun Hagopyan ve bir dizi özgürlük savaşçısı ile birlikte çok yakında Artsakh'a gidecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin basın ve halkla ilişkiler servisi de yaptığı görüşmede Volodya Avedisyan, özellikle vatan savaş içinde çocuklar ana vatana olan görevlerini yerine getirmek için cepheye gitmeye hazır. Tabii ki kurbanlarımız, yaralananlarımız var. Bu bizim için çok acı verici ama çok da üzülmeye hakkımız yok. Çünkü vatanın bize ihtiyacı var ve cepheye bilinçli bir şekilde gidiyoruz. Çocuklar yükümlülüklerini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor ve düşmana büyük kayıplar verdiriyorlar. Herhangi bir saldırı girişimi engellenecek ve düşmana büyük kayıplar verdirilerek geri püskürtülecek. Volodya Avedisyan, askerlerimizin yakında Kur-Araks nehirlerinin geçiş hattına varacaklarına ve Nahçıvan ile beşiğimiz Batı Ermenistan'ı kurtaracaklarına inanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın yeni bir uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurma çağrısı 7 Ekim'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na duyuruldu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın çağrısında özellikle bugün Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyetlerinin uluslararası terörle mücadelede ön saflarda yer aldığından bahsediliyor ve dünyanın tüm ülkelerinin Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya'nın terörist sığınağına dönüştürme planını engellemesi gerektiği vurgulanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında "Gece boyunca Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesinde durum sabit ve gergindi. Sabah 8.30'da düşman merkezi yönden güney yönüne saldırmaya çalıştı ancak 3 askeri aracı kaybederek 20'den fazla ölü ve yaralı bırakarak bir taburla Cebrail bölgesi yakınlarından kaçtı. Ermeni birlikleri az önce düşmanın 4 D-30 obüsünü ekipajı ve cephanesiyle imha ederek ateş mevzilerini işgal etmelerini engelledi. Şu anda kuzey ve güney yönlerinde çatışmalar yeniden başladı," diye yazdı. Düşman bombardımanı sonucunda Şuşi'deki Sürp Armena Pırgiç Gazançetos Kilisesi hasar gördü. Artsakh Enformasyon Dairesi gece boyunca düşmanın Stepanakert ve diğer sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiğini bildirdi. Azeri Türk terörist güçleri sivil altyapıyı, hastaneleri ve hayati önemi olan tesisleri hedef alıyor. Artsakh Cumhuriyeti'nde bulunan RIA Novosti muhabirine göre Stepanakert'te her zamanki gibi bombardıman şu anda da devam ediyor. Elektrik santralinin yakınında dumanlar görünüyor. Muhtemelen istasyonu hedef aldılar. Kürt asıllı eski diplomat ve siyasetçi İşhan Aslan Ankosi, Fırat Haber Ajansı ANF'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kışkırtması sonucu Azerbaycan'ın Karabağ Artsakh'a saldırmasıyla başlayan savaşın şiddetle devam ettiğini söyledi. Ona göre savaşa Türkiye'nin açıktan dahil olması uluslararası güçlerden tepki almaya devam ediyor. Ankosi, savaşın her ne kadar da sırf Karabağ Artsakh'ta yürütüldüğü gibi görünse, başta Türkiye olmak üzere uluslararası tüm güçlerin bu savaşın içinde yer aldığını, amaçlarının bölgenin coğrafyası ve zenginlik kaynaklarına hakim olduğunu söyledi. Eski diplomat ve siyasetçi İşhan Aslan Ankosi, şimdi Erdoğan kendi halkından vergi adıyla topladığı paralarla halkını fakirleştirerek Suriye'deki gerici çeteleri toplamış ve orada burada savaştırıyor. Ne adına? Osmanlıcılık hayalini gerçekleştirmek için mi, kendi diktatörlüğü için mi bunu yapıyor? Vurgusunda bulundu. Batı Ermenistan'ın Malatya kentinde bir çiftçinin bahçesindeki kayısı ağacı çiçek açtı. Çiçek açan kayısı ağacı görenleri şaşırttı.
Muş'un Korkut ilçesi açıklarında meydana gelen hortum paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum bulutlara kadar ulaştı. Kilikya Ermenistan'daki Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi. Artvin'in Murgul ilçesinde 11 metre genişliğinde 25 metre yüksekliğindeki 2000 yıllık porsuk ağacı anıt ağaç olarak tescillendi. Vilnius Üniversitesi'nin Ratillo adlı halk topluluğu Litvanya halk şarkısı Pone Karalyo'yu seslendirerek art saha desteğini ifade etti. Armen Press'in bildirdiğine göre topluluk üyeleri internette yayınlanan videoda Pone Karalyo şarkısının kutsal olarak kabul edildiğinden bahsediyor ve zor zamanların üstesinden gelmeye yardımcı oluyor diyerek şöyle devam ettiler. Topluluk bu şarkıyla tüm dünyada barış için dua ediyor. Dağlık Karabağ Artsakh'ta barış diliyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şoakın adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk müziği Muşo Gehen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.